Herkese merhaba. Bu sefer karpuz dikimi hakkında konuşacağım sizlerle. Bu şekilde boy olarak düşünürseniz 80 santim 80 santim dikim yapıyoruz. Böyle arasının yatay olarak ne kadar olduğunu düşünüyorsanız bu da 3,5 metre, 3,80 vesaire diye geçiyor. Zaten bununla ilgili detaylı bir video yaptık. Bununla ilgili bilgilere oradan ulaşabilirsiniz. Bir de nasıl ayarlıyorsunuz? Yani göz kararı mı atıyorsunuz bunları, nasıl atıyorsunuz diye sorular sorulmuş. Göz kararı yapmıyoruz. Bizim bir kendi elimizle ürettiğimiz bir aparatımız var diyelim, böyle ağ şeklinde. O aparatımızla döndüre döndüre bütün tarlayı tek tek işaretleme yapıyoruz. 80 santim zaten onun ölçüsü. Bu şekilde tık 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 bütün tarlayı işaretliyoruz. Zaten bu şekilde işaretlerken eğer ki mesela kendi tarlanızda ne kadar fide dikeceğini bilmiyorsunuz. Yeni bir yer aldınız. 5 dönüm, 10 dönüm, 20 dönüm ne kadarsa. Bu yeri aldınız ve ilk defa bu işe giriyorsunuz. Ben ilk defa bu işe girdim ama kaç tane fide gidecek? Bunu nasıl ayarlayacağız? Ben bunun hesaplamasını nasıl yaparım diye düşünüyorsanız bu işlemler de çok güzel bir kolaylık sağlıyor size. Tarlayı ölçümlediniz. Mesela biz bu tarlanın başından bu tarlanın başına kadar ölçümü yaptık. Ölçümü yaptığımız zaman diyoruz ki bir sırayı delelim ya da bir sırayı hiç naylon sermeden, hiçbir işlem yapmadan o aparatta yapabilirsiniz. Bir sırayı yaptınız komple. Bir sıradan 150 tane çıktı. 10 sıra yaptınız kaç tane geliyorsa, 20 sıra yaptınız kaç tane geliyorsa. Bu şekilde hesaplama yapabilirsiniz. Mesela şu anda Nisan ayındayız. Nisan'ın 15'i gibi, 16'sı gibi fidelerimiz geldi. Bununla ilgili dikim yapacağız. Ama bu fidelerin bildirmesini Ocak ayından yapıyorsunuz. Ya da Şubat ayından yapıyorsunuz. Çok daha önceden bildiriyorsunuz. Yani ben şu kadar adet istiyorum diye bu fideleri daha önceden söylüyorsunuz. Eğer ki bu fideleri söylerken kaç tane fide söylemeliyim, ne kadar yapmalıyım diyorsanız bu şekilde çözüm bulmanız çok çok daha rahat oluyor. Ama biz zaten yıllardır aynı tarlalara yaptığımız için ne kadar fide gideceğini biliyoruz. Ve o yüzden tekrar tekrar bu şekilde hesaplama yapmıyoruz. Sizin eğer kafanızda böyle bir soru işareti olursa bu şekilde çözüm bulabilirsiniz. Biz yeni bir yer aldık diyelim. Yeni bir icar tarla yaptık. Yeni bir yer aldık. Yeni bir yerde işlem yapıyoruz. Bilmediğimiz bir yerde. Orada da bu şekilde çözüm bulabilirsiniz. Çünkü bir tane fidenin parası neredeyse 20 liraya vurmaya başladı bu sene. 17 lira, 18 lira, 20 lira bandında geziyor. Bir tane fide. Yani siz binlerce aldığınız zaman bu sefer binlerce lira masraf çıkmış oluyor. Zaten bu işleme başlarken eksi de başlamış oluyorsunuz. O yüzden böyle bir püf noktayı sizinle paylaşmak istedim. Tek tek hesaplayıp tek tek ilerlerseniz 3 tane eksik olur, 5 tane eksik olur, 10 tane eksik olur, fazla olur. Kabak dikersiniz, salatalık dikersiniz, kavun dikersiniz. O şekilde kendi yiyeceğiniz kadar çözüm bulabilirsiniz. Fazla gelirse de başka bir yere dikersiniz. Yani 70'er santim yapıp araları biraz daha sık yapıp oraya tamamlarsınız. Ya da komşunuzda eksik olan biri varsa ona verirsiniz, ondan alırsınız. Bu şekilde çözüm bulabilirsiniz. Ama böyle binlerce fide oynuyorsa bu sefer de çok sıkıntı olmuş oluyor. O yüzden bu şekilde tek tek yaparak tarlanızı ölçüp biçerek yapabilirsiniz. Çünkü biz her yıl istisnasız her yıl bu tarlayı ölçeriz. Nerede ne yapacağımızı bakarız. Ona göre koyarız. Ama fide sayısı olarak kaç tane fide gidecek, ne kadar fide gidecek, hangi boruları kullanmalıyız vesaire böyle bir şey yapmıyoruz. Çünkü biz yıllardır yaptığımız için artık buradaki boruların sayısı da ölçüleri de hepsi hazır. Yeni videolarda görüşmek üzere. Bize destek olmayı unutmayın. Üretimle kalın.